Farkındalık, farkındalık geliştirmek, bilinçli farkındalık sahibi olmak, işte farkındalıkla yaşayan bir insan olmak gibi terimler ortada çok geziyor ama biliyorsunuz yani sıklıkla yaptığımız bir hata var. Genellikle kelimelerin aslında nereden geldiğine ve nasıl anlamlar taşıdıklarına çok bakmadan bu kelimeleri günlük hayatımızda kullanıyoruz. Farkındalık da aslında o kavramlardan bir tanesi. Ben de uzunca bir süre farkındalığı pek yerinde kullanmadığımı, yani anlamının çoğunu ifade edebildiğim ama kaçırdığım az bir anlamın benim hayatımda ciddi bir eksiklik yarattığını fark ettim. O yüzden farkındalık meselesini bir minik açmak lazım. Biz biliyorsunuz Açık Beyin'de bilinçli farkındalık deneyimlerine, bunun eğitimlerine çok önem veriyoruz. Kendimiz hayatımıza yerleştirmeye gayret ediyoruz. Ama şu basit soru hemen aklımıza geliyor. Yani bir bilinçli farkındalık var, bir de bilinçsiz farkındalık mı var acaba diye. Farkındalık kelimesinin anlamını biraz deştiğimizde sanıyorum bu konu daha açık olacak. Birçok kelimemiz gibi bu da başka bir dil kökeninden yani Arapça kökeninden geliyor. Faraka dediğimiz bir fiil, bir sıfat aslında Arapça. Faraka sözcüğü diğerlerinden ayrışan, ayrı duran, ayrılabilen anlamına gelen bir terim aslında. Ve fark etmek, farklı olmak, mesela tefrik etmek, Türkçe'de kullandığımız böyle çok şeyleri de var. Arapça kaynaklı türevleri de var. Hatta işte Kur'an'ın bir ismi olan Furkan mesela kanıt yani ayırıcı tanı sağlayan kanıt falan anlamına geliyor. Mesela günlük hayatımıza çok geçen işte kişi isimleri olarak kullandığımız Faruk mesela değil mi? Faruk Eczacı gibi. Dolayısıyla yapmadan duramadım nafil. Fark kelimesinin biz birçok termihleriyle zaten günlük hayatımızda kullanıyoruz. Şimdi dikkat ediniz. Homojen bir gerçeklik var karşımızda. Yani hiçbir şeyin birbirinden ayırdığı yok. Yani şu masa, benim üstümdeki elbise, işte benim bedenim dışarıdan hiç ayrı değil diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla ben diye, masa diye bir şeyden bahsetmem mümkün değil. Beni ben olarak ifade etmem için ne yapmam lazım? Zihnimde benliğimi diğer dış dünyadaki nesnelerden ayrı bir yere koymam, ona bir sınır atfetmem ve o sınır içerisinde bu benliği tanımlayarak ona ben demem gerekiyor ya da bu masa için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla aslında biz dünyayı algılarken zihnimizde parçalara, bileşenlere, unsurlara bölüyoruz ve unsurların her birine ayrı tanımlamalar yapıştırarak dış dünyayı nesneler, olaylar, kavramlar şeklinde adlandırıyoruz. Bu bizim zihnimizin otomatik çalışma biçimi. Mesela siz şu anda bu videoda işte bu konuşmayı izlerken ekranda bir şeyler görüyorsunuz. Benim ağzımdan çıkan sözleri ve onların anlamlarını fark ediyorsunuz. Ama mesela şimdi diyelim izlediğiniz YouTube sayfasında sağda solda bir yerlerde bir şeyler var. Ve onlar dikkatinizin dışında şu anda orada ne olduğunu fark etmiyorsunuz. Yani orayı tefrik edip ayırıp algınıza getirmiyorsunuz. Ama varsayalım ki ekranınızın şu anda sağ üst köşesinde, bu videonun dışında bir yerde, sayfanın geri kalanında bir şey olsa, bir renk parlaması olsa, bir böcek yürüse, herhangi bir değişiklik olsa dikkatiniz bir anda oraya dönecek ve siz orayı fark edeceksiniz. Biz günlük hayatımızı yaşarken çevresel değişimler devamlı olarak bizim dikkatimizi çeker ve bir hayatta kalma donanımı olan beynimizde dikkatimizin yeni celbedildiği yere dönerek nesneleri, olayları, durumları fark etmeye, yani onları tanımlayıp o belirsiz algı alanından belirli bilinç alanına almaya gayret eder. Bu kısım otomatik pilotta yapabildiğimiz bir şey. Yani şurada parlayan bir ışık, şurada uçan sinek, şuradan geçen bir kedi herkesin dikkatini çeker ve herkes bunu fark eder. Fakat dış dünyayı bir düşünelim. Hele hele şu anda içinde yaşadığımız dijital destekli dış dünyayı bir düşünelim. Cep telefonlarımızın sürekli bize bildirimler gönderdiği, etrafımızda renklerin, şekillerin uçtuğu, coştuğu, devamlı ekranlarla, haberlerle, konuşmalarla, muhabbetlerle, son derece kalabalık bir insan güruhuyla olan ilişkilerimiz içinde kendimizi bir düşünelim. Devamlı olarak dikkatimizi dışarıda bir şeyler oraya buraya çekip sündürüyor ve biz devamlı farkındalık alanımız içerisinde aslında belki de kendi amacımızla hiç uyumlu olmayan şeyleri böyle sabun köpükleri gibi fark ede fark ede geçiyoruz. Ve bu farkındalıklar çok kısa, geçişken ve maalesef zihnimizde kalıcı izler bırakmayan farkındalıklar oluyor. Daha da kötüsü, bu veri denizi içerisinde, bu meşguliyet ve farkındalık okyanusunda çok dibimizde, içimizde, bizden içeri olan ve fark edilmek için bizden çok ilgi bekleyen bazı sinyal ve mesajları
Hiç fark edemiyoruz. Çünkü bilincimiz meşgul çalıyor. Devamlı dışarıda bizi böyle tak 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 farkındalıklara davet eden bir şeyler var. Ve bu durumda mesela bazı insanlar oturuyorlar, dışsal verileri şöyle bir kesiyorlar bir süre. Onları bir süre duymamayı tercih ediyorlar. Ve bakıyorlar acaba içeriden, bedenden, zihinden, bellekten, o dürtüsel zihinden neler geliyor? Biraz bunları dinliyorlar ve yavaş yavaş hemen her gün bizimle her yere gidiyor olmasına rağmen tuvalette, yatakta bile yanımızdan ayrılmayan o benliğimizin aslında bize birçok şey söylemekte olduğunu fark ediyoruz. Bu dikkat getirme, mesela bedenimiz üzerine, zihnimiz üzerine, belleğimiz üzerine, duygularımız üzerine kendi dikkatimizi getirerek orada neler olup bittiğini anlamak, takdir edersiniz ki bir çaba istiyor. Bilinçle bir yönlendirme istiyor. Dolayısıyla bu bilinçli yönelimle yaşadığımız yeni farkındalığa da biz diğer otomatik farkındalıklardan farklı olarak bilinçli farkındalık adını vermeyi tercih ediyoruz ki İngilizce'de bile mindfulness kelimesini kullandığımızda hem günlük dilde bir mindfulness kelimesi ve anlamı var ama bir de bu anlamda kullandığımız bilinçli bir zihin yönlendirmeyle yapılan farkındalık gibi bir anlamı da var ki onu da orada açmanız gerekiyor. Ona da orada bir tevil yapmanız gerekiyor. Çünkü günlük hayatta kullandığımız farkındalıkla bu biraz farklı bir şey. Masanızın üstündeki bir tabak yemeği yiyebilmek için onu fark etmeniz lazım. Ama bilinçli farkındalıkla yemek yemek diye bir şey var. Mesela ben çok zor yapıyorum onu. Her gün olmuyor. Efendim böyle alıyorsun bir kaşık, çatal ya da bir şey ne bileyim. Önce bakıyorsun, bir tartıyorsun, kokluyorsun, şekil, şemal. Onun üzerine biraz düşünüyorsun. Nereden geldi, kim yaptı, bileşim nedir? Kokudan acık kurmelik çalışıyorsun. Sonra ağzına koyuyorsun, çiğnemeden önce bir gezdiriyorsun. Onun tadının seninle geçtiği ilişkiyi, şunu, bunu, bunu, bunu. Adım adım her şeye dikkat ederek o bir lokma yemeği yutmadan evvel müthiş bir tecrübe yaşayabiliyorsun. Halbuki günlük hayatımızda onlarca, yüzlerce lokma bu delikten içeri giriyor ve biz çoğunu fark etmiyoruz bile. Sorsan yemek yedim diyoruz ama yemekte ne yedin, kaç kez çiğnedin, nasıl tadı vardı çoğu zaman hatırlamıyoruz bile. Bilinçli farkındalık, farkındalık dediğimiz beceriyi insana yakışır bir seviyeye taşıyor. Herhangi bir hayvan, mesela ev hayvanlarına muhtemelen daha kolay ulaşımınız vardır. Çıt diye bir ses geldiğinde ne yapar? Hemen oraya döner değil mi? Farkındalığı çok kuvvetlidir. Hayatta kalmak için o farkındalığa ihtiyaç var. Peki biz de her çıt, pıt, hey, ho diyene dönüp bakmaya devam edersek? Zürafadan, gergedandan, kediden, susamurundan ne farkımız kalacak acaba? İnsanın diğer canlılardan ne farkı var sorusuna en çok cevap üretmeye çalışan insanlardan bir tanesiyim ama geçenlerde bir fark ettim. Bu da çok enteresan oldu. Diğer bütün hayvanlar bir şeyler yaparken var oluyorlar. Yani hep bir aksiyon peşindeler. Çünkü o hayvanların algılarıyla davranış merkezleri arasında beyinlerinde çok fazla bir seçenekleri yok. Yani bir şey algıladı mı hemen davranış göstermek zorunda. Ama insanın bir tuhaflığı var. Bilmem dikkat ettiniz mi? Hiçbir şey yapmadan var olabiliyor. Hiçbir şey. Sadece oturup durup dinleyerek, sadece oturup durup hiçbir şey yapmayarak var olmaya devam eden enteresan bir canlı. Ve bu özelliğimizin bir amacı, bir faydası, bir hedefi, bir çıktısı olmalı. Ben size söylemeyeyim, isterseniz deneyin, bir bakın yani durunca neler oluyormuş. Şimdi ballandıra ballandıra anlatsam da size, hiç içmemişseniz kahvenin tadını ve onun verdiği hazzı elbette ki anlatamam. Bunun için en kestirmeyi o kahveyi tatmak. Farkındalığı tamamen istediğimiz yönde, daha önce fark etmediklerimizi ayırıp algı alanımıza getirecek şekilde kullandığımızda yaşadığımız dünya artık aynı dünya olmuyor. Sevgili Nihan Kaya'nın kitabında alıntıladığı bir örnek, hayatımda çok yaşadığım şeyin çok veciz bir ifadesidir. Bir elma ağacına yeterince uzun süre baktığınızda bir süre sonra o ağaç sizden başka hiç kimsenin görmediği bir şeye dönüşür. Muhteşem bir ifadedir bu. Herhangi bir şeye yeterince uzun süre baktığımızda o şey artık bizden başka kimsenin o şekilde ilişki kurmadığı, dünyadaki yegane bir entite haline gelir. Bir nesne, bir kavram, bir düşünce, bir deneyim haline gelir. Dolayısıyla ölüp gitmeden önce farkındalığımızı insani, yani bilinçli, yani direksiyonu bizim elimizde olacak şekilde kullanmanın sayısız faydaları olabileceğini düşünüyorum. Özetle hepsini toparlarsak farkındalık hepimizde var. Ama bilinçli farkındalık, nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Bu arada
tam giderayak fark ettim. Şu anda fark ettim ki farkındalık kelimesi aslında şu ana akım 1980'lerden beri çok moda olan kişisel gelişim jargonunda ya literatüründe biraz fazla tüketilmiş gibi. Ama lütfen lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Bu bizim çok önemli bir becerimiz. Çünkü farkındalıkla bir kere, bilinçli farkındalıkla, yani bile isteye farkında olarak dünyada herhangi bir şeye, herhangi bir yere, herhangi bir olaya, kavrama, duyguya yeterince baktığımız zaman dünyanın geri kalanı da asla bir daha aynı olmayacak. Bu çok önemli. Çoğumuz belki içimizde bir yerde dünyayı değiştirmek, orayı daha güzel bir yer yapmak istiyoruz ama bence güzel bir başlangıç. Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işte başla diyen büyüklerimizi dinleyerek belki de en kolay elimizden gelecek şey olan şu farkındalığımıza azıcık kuvvet vermeyi düşünebiliriz. Lütfen evde deneyin.